Cuma namazı, işimiz var, gücümüz var tabi, akşama yetişip memleketimize döneceğiz. Ama buna rağmen orada bir cenaze var dediler. Cenaze, farz-ı kifaye, çok büyük sevap Müslüman için. Vardık, safa dizildik ama yağmur böyle yağıyor. Sonra ben bir baktım, cenazeye duranlardan daha çok ön tarafta çene koymuş durmayanlar var, kelle felli. Bunlar, ha anlaşıldı cenazeye. Nedir bu? İşte emekli bilmem ne dediler. Bir de meslek söylediler ki ben o mesleği zaten sevmiyorum. Efendim, hadi hoşça kalın dedim yanımdakilere, çektim. Nereye gideyim? La sahipleri kırmıyor. Bizim bildiğimiz gavurun cenaze namazı kılınmaz. Bu adamı en iyi kim bilir? Akrabaları bilir. Akrabaları kılmadığına göre demek ki bu cenazesi kılınmayacak bir adam. Ben ne biliyorum? Üstelik yağmurun altında ıslanırım. Kendi kılmıyor, cenazesini bile sağa kıldırtıyor. Enayilik mi bu? Değil. Kılın. Namazı kılınacak bir Müslümansa sevabınızı alırsınız. Ama ben o adamın cenazesini ıslanarak kılmayı enayilik gördüm. Çünkü sahibi kılmıyor. Demek ki kılınmayacak bir adam. Yavrun cenaze namazı kılınmaz. Dikkat edin. Buna çok dikkat edin. Kafirin cenaze namazı kılınmadığı gibi mezarının başında da durulmaz. Eğer biliyorsanız bir adam böyledir, bu da çok önemli bir konu. Ama bilmiyorsanız, bilmediğiniz bir adama kafir diyemezsiniz. Hüsnü zan, onun Müslüman olduğudur genellikle. Çünkü Müslümanların arasında yaşıyorsa, Müslüman memleketindeyse, cenaze camiye gelmişse değil mi arkadaşlar? Bu onun Müslüman olduğunun göstergesidir. Müslümanlar da bunu kılar, günah kazanmazlar. Fakat ben başka bir şey söylemeye çalışıyorum. Adamlar kendi cenazelerini bile kılmıyorlar. Orada sana kıldırıyorlar. Ondan sonra namaz kıldığımız için bize bir sürü at takıyorlar. Sayak mı biraz adımızı? Gerici, yobaz, tutucu, çember sakallı, örümcek kafalı, çağ dışı. Neyse yani. Yani bunu bize namaz kıldığımız için söylüyorlar. Hem de o cenazeyi gene bize kıldırıyorlar. La bu adamlarda hiç insaf yok ya. Allah yani düşmanı bile hayırlısından versin, akıllısından versin, insaflısından versin ya. Çocuk istediği zaman saygılı olmak lazım dedik. Asla kadın ve de erkek ana rahmine düşen çocuğu kürtaj yoluyla aldırmamalı. Değerli kardeşlerim, bir günlük bile olsun. Yumurta, iki yumurta birleştiği zaman ana rahminde canlıdır artık. Eski fıkıh kitaplarında tıp bu kadar ilerlemediği için bir hadis-i şerifte işte ana rahmine düşen çocuk 120 gün 3 ay oluyor. 90 gün mü? Kan pıhtısı olur, et olur, işte öyle sayılıyor. Sonuçta 120 günlük sanırım bir süre veriliyor. 120 gün içerisinde çocuk düşürülürse günah olmaz diye bu hadisten bir hüküm çıkartmışlar. Kim? Tıbbın bu kadar ileri olmadığı bir dönem. Ama şimdi bize doktorlar ana rahminde çocuğun birinci günden itibaren canlı olduğunu, gittikçe geliştiğini acayip bir şekilde artık bu işin filmini de gösteriyorlar değil mi arkadaşlar? Çocuk içeride her şey belli oluyor. Bir müddet sonra cinsiyetini de söylüyorlar, resmini de çekiyorlar, efendim görüntüsünü de gösteriyorlar. Katil olur adam. Çocuğunu kürtaj aldıran anne, baba, bu işi yapan doktor katildir. Çocuk katili hem de daha büyük bir katilliktir. Allah muhafaza olsun. Buna da dikkat etmek lazım. Efendim biz bu çocuğu istemiyoruz. Niye istemiyorsun? Bu kadar çocuğa bakamayız. Sen mi veriyorsun bizde? Bakabileceğin kadar çocuk yap, sözü küfürdür. Sizin de onların da rızkını biz veriyoruz diyor Allah Celle Celle. Şunu söyleyebilir. Ben bu sorumluluğu üstüme alacak kapasitede bir insan değilim.
veya zaman çok kötü, bunun dinli, imanlı yetiştirebileceğimden şüphe duyuyorum. Bunları dese ve bundan dolayı ben doğum kontrolüne gitmek istiyorum dese hakkı olabilir. Ama tedbiri zamanında alsın. Tedbir aldı, iş görmedi tedbir. Çocuk ana rahmine düştü, kadın hamile kaldı. Artık bitmiştir o çocuk. Bu çocuğu öldürmek cinayettir. Buna da dikkat etmek lazım. Özellikle ana babalardan bir tanesi karşısındakine haber vermeden bunu yaparsa suç işlemiştir. Diyet dediğimiz kan parasını da ödemek zorundadır. Yatağına icap ettiği zaman kocası memnuniyetle, gönül acılığı sözlerle icabet etmesi lazım. Olur ya, yuvayı terk eden, harama giden kocasını da biraz sabırla, biraz anlayışla ikna ederek çevirmenin yollarına bakmak lazım. Bir kadın, bir koca bir evi terk etmişse bunda kadın kendi kusuru var mı? Bunu bir yoklasın. Yani kendi kadınlık yapabiliyor, yapamamış mı? Evdeki kadınlar genellikle ev işlerinden başları aşkın olduğu için bir kişiye o işler çok zor. İkinci bir arkadaşı da kendiler istemedikleri için bazen ev işlerinden kılıklarına, kıyafetlerine dikkat edemiyorlar. Yani kocası geldiği zaman şu göçmen turman nedirler işte, göçmenli çıkarsa üstünü başına şöyle, o her zaman giydiği iş kazasını çıkarsa, gitse güzel bir elbise, yani misafirle gidiyor gibi giyinse, bu aldığı parayla, o güzelin paralarıyla aldığı bu zıkkım elbiselerini hep kocası misafirle giderken mi? Ele mi giydi aldı? Biraz da kocası için giyse yani. Kocası eve geldiği için şöyle bir transa süslense, kocasının bir gönlünü görse, kocası niye dışarıya gitsin? Adam içeride bir hatun görmüyor, gözü dışarıda kalıyor. E dışarıdaki mikroplar da içmeli, cikmeli, boyalı, cınalı, parasını yemek için dikkat kesiliyor. Parasını yemek ya da sahiplenmek için, iyi korumak için, elde etmek için onlar dikkat ediyor. E evdeki de çantada keklik diyor. Ama hiç de bakıyorsun öyle olmuyor. Adamda din yoksa, Allah korkusu yoksa şehvetini tatmin için gidiyor. O zaman hatasını anlaması lazım. Sabırlı olması lazım. Yuvadan kaçanı güzellikle tutmanın yoluna bakması lazım. Peygamberimizin güzel bir misali var. Adamın üstüne yürümüşler bir defasında da, Allah'tan kork, terbiyesiz adam, nasıl yapıyorsun? Doğru diyor peygamber. Böyle din anlatılmaz diyor. Ondan sonra adamı yanına çağırıyor, güzel güzel konuşarak onu ikna ediyor. Adam utanıyor yaptığına. Dönüyor arkadaşlarına, diyor ki, sizin misaliniz niye benzedi biliyor musunuz? Adamın birisinin devesi öpmüş kaçmış. Adam onu tutmak için koşmuş. Arkadaşları da sana yardımcı olalım diye koşmuşlar. Deve bir sürü insanın, hem de yabancı yabancı insanın üstüne geldiğini görünce daha çok korkmuş. Adamlar korkmuşlar. Sahip farkına varmış. Arkadaşlar durun, siz bana iyilik yapmıyorsunuz, kötülük yapıyorsunuz. Devemi benimle baş başa bırakın ya, oturun siz demiş. Devesine sakin sakin, sakin sakin yaklaşarak, eline bir yem alıp yaklaşarak deve bakıyor ki sadece sahibi geliyor, kaçmıyor. Tutuyor, avucundakini yediriyor, çenesini okşuyor, başını okşuyor, götürüyor malı. Ya siz diyor iyilik yapmıyorsunuz bana, deve ürkütüp daha çok kaçırıyorsunuz diyor. Ürküt demek, kaçırmamak, bilakis sevgiyle yakalayıp tutmak lazım. Değerli kardeşlerim, aile içerisinde yapılan her emek saadet olarak size geri dönecektir. Hiçbirisi boşa gitmeyecektir. O bakımdan ya hep ben yapacağım demeyin, yapın. Yapın, güzelliği göstererek öğretin. Sonuçta bunun menfaati size dönecektir. Dolayısıyla her zaman İslam'a uygun hareket etmek, nezaket ve iltifatlı konuşmak,
meziyetlerini eşlerinizin karı olsun koca olsun yüzüne nadiren az. Biliyorsunuz Müslümanlıkta öyle çok yüzüne övme hoş karşılanmaz ama iltifat lazım. Güzel bir iş yaptığı zaman, güzel bir yemek, güzel bir çamaşır ya da ev erkeği güzel bir kazanç eve getirdiği zaman kadın ve erkek birbirlerine iltifat etmeleri lazım. İltifat iyidir. Teşekkür iyidir nimetlere. Ve bunu daha çok da gıyabında yapması lazım. Yani eşinizi kaynananızın yanında, akrabaların, hanımlarının yanında överseniz onlar duramazlar. Lafı yetiştirirler, söylerler zaten ona. O zaman bayılır keyiften, zevkten. Sizi daha çok sever, size daha çok hizmet eder. Onun için kendi menfaatın için bile olsa dışarıda biraz eşlerinize övün, iltifat edin. Sonucu size yansır bu. Münakaşa veya yersiz şaka münakaşaya, münakaşa kavgalara sebep oluyor. Çok yaşadık. Tecrübeyle gördük bunları. Şaka yemekte tuz kadar. Daha fazlası hoş değil. Çok kavganın başında basit bir şaka genellikle geliyor. Bunlara da dikkat edelim. Velhasıl münakaşayı hiç başlatmayalım. Başlamışsa en kısa noktada bırakalım. Çünkü demin anlattık, dağdan düşen bir top karın büyüyerek dağ gibi olması ve köyleri yutması, çığ gibi öfke gittikçe büyür. Nerede durdurabilirsen inkar edersin. Kalk git bir abdest al. Hatta ona bile fırsat kalmadan ayaklarsan otur, oturuyorsan yat derler değil mi? Şu vücudun etin toprağa ya da yere sürtülmesi, elektriklerini alması, negatif enerjiyi boşaltması açısından da önemlidir. Konuşurken güzel söz söylemek, dokunacak söz söylememek iyidir. Hasreten eşlerin birbirlerinin akrabalarının aleyhinde konuşmamaları, hatta övücü konuşmaları gerek. Buradan çok kavga çıkıyor. Ya ben şaka demiştim. İşte öyle öyle oluyor yani. Bazen muzip tarafımız olur. Şakayla başlarız. Hanımı kızdırmak isteriz. Kızsın da keyif edelim. Bir bakarız ki kızdırmak gitmiş, iş ciddiye binmiş. O da seninkine, sen onun akrabasına. Kayınanamız, kayınbabamız duysa ya da işte onun kaynanası, kayınbabası duysa çok üzüleceği laflar söylenmiş ona. İyi ki evde kalıyor. Onun için eşlerin akrabalarının aleyhine konuşmaları hiç doğru değil. İşlerini, yemeklerini, hizmetlerini takdir etmek ve teşekkür etmek, geceleri vakitlice eşinin yanında bulunmak, ev ve çocuklarının işlerini yolunca idare etmek ve onlara zaman ayırmak. Bak bu çok önemli bir konu. Zaman ayırmak. Şöyle bir okşamak, şöyle bir dokunmak. Şu televizyonu bir kapatsak, evin içinde o kadar zaman var ki. Halbuki biz söylesek bunu, ya hocam zaman var ki sabah işe gidiyor, akşam işten geldik. Yani iki lokma yiyip de şöyle biraz geriye dinlenek, iki haber seyredik. Akşam oluyor, yatıyor. Zaman mı var çocukları sevmeye? Şu televizyonun kulağını bir kapatabilsek, o kadar çok zaman var ki. Çocuklarımızla konuşamıyoruz, eşlerimizle konuşamıyoruz. Bu da bu çağın hastalığı. Dokunmak gerek, okşamak gerek, gözünün içine bakmak gerek. Laf vericiler şöyle 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 anlatıyorlar, hı 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 diyorsun, gözün haberlerde, filmde, hı hı hı. O da biliyor ki sen dinlemiyorsun onu. O da bırakır. Öyle olmaz arkadaşlar. Yani televizyona bakarak hı işte diyor. Maraşlılar gibi olacaksınız. Maraşlılar ne derdi eskiden? Unuttu sonra. Biz çocukken şöyle karşılıklı konuşurken ikide bir de dürte Ede! Diyeceğim. Ede! Ben ilk defa bunu duydum da anlamadıydım. Ede! Yani Ede mi dedi bana? Ede mi diyeceğim acaba diyordum. Ede'ymiş be! Diyeceksin. Laf göze verilir kardeşim.
Ede, sen televizyon, diyorsun adama, adam. Dinler mi seni ya? Önemli işlerde istişareyi terk etmeyelim. Biz bir yerlere gidiyorsak, bir yerlerden ders alıyorsak, bir sohbetimiz varsa, bir hocamız, ilim aldığımız bir yer varsa, çorumuzu, çocuğumuzu, eşlerimizi de götürmenin, onların da sohbetlere katılmanın, o yollara girdirmenin yollarına bakmamız lazım. Evimizde bir kütüphane olsun inşallah. Zaman zaman beraber kitap okumak hoş olur. Dini bir kitaplık bulunsun. Elhamdülillah dergiler, gazeteler bol bol kitaplar veriyorlar ama hem de çok ciddi kitap veriyorlar. Şöyle biraz da çocukların okuyacağı, ailelerin okuyacağı basit hikayemsi kitap verseler. Koca ciddi bir kitap yerine küçük küçük 10 cilt verseler. Bunu bizim okuduğumuz gazetelere, dergilere teklif edelim inşallah. 10 tane versinler ama çocuk kitabı versinler. Ben bizim evde de sıkıntı çekiyorum. Kendime göre almıştım. Bütün kitapları, çocuk kitabı yok. Oğlum şunu oku desem, boca boca kitabı var. Biraz anlatılmaz geçiyorlar, acım oluyorlar. Çocukların bunun farkına vardığım zaman kitap almanı serbest demiştim ben onlara. Yani bir kitapçıya gidin, beğendiğin kitabı alın, okuyun. Okul kütüphanesinde de kitaplar beleş. Ama yani çocukların kendi seviyelerinde evde bir kitaplık bulunması çok çok iyi olur. Kitap evet veriyor dergilerimiz, gazetelerimiz ama Allah razı olsun aşağı yukarı her evde bir kütüphane oluştu. Fakat çok ciddi kitaplar, çok ağır kitaplar. Hatalar yüze vurulmaması, sabırla karşılanması lazım. Bir de olumsuzluklara sabretmek lazım. Vasbir nefseke diyor Allah Celle Celaluhu. Bazı ayetlere böyle nefsine sabrettir. Allah. Efendim ve'mur ehleke bis-salati ve's-sabr aleyha. Çocuklara bir şey söylüyorsun yapmıyorlar. Bir şey daha söylüyorsun yapmıyorlar. Bir şey daha söylüyorsun yapmıyorlar. Bu sefer öfkeleniyorsun, zıvanadan çıkıyorsun. Bu sefer çocuk diyor ki ya doğru dürüst söylese yaparım. Bağırıp çağırıyor diyor. Üç kağıt çağırdı ki doğru dürüst söylediği zaman da yapmıyor. Delikanlıyla konuşuyoruz, babasını üzüyor. Babanı niye üzüyorsun diye söyler. Konuşalım diye arkadaşla konuşuyor. Ya babam, ya baba hocam ya her şeyi zorla bana yaptırıyor. Ya baba şunu bana emretme de ben kendim yapayım diyorum diyor. İyi güzel de yaşın kaç senin, baban emretmese kendi kendine de hiç yaptığın yok. Oğlum sabah namazına kalk. Oğlum kalk, oğlum kalk, oğlum kalk. Bir gün rahmetli babamdan hatırlıyorum. Bağırıyorsam. Ulan her gün sizi ben mi kaldıracağım diye. Bıktı mı sandın lan? Bundan sonra kaldırmam. Yanıyorsanız yarım cehennemde diye. Bangır bangır bağırıyor. Bıkmış adam her gün kaldıra kaldıra. Ya mübarek sen kendin kalksana ya. Şimdi gücenip bir daha kaldırmam demek öfke dediriyor ama yani gene kaldır arkadaş. Yani karşıdaki babam bir daha beni kaldırmaz demesin. Yarın gene kaldır. Çünkü senin çocuğun. Ayağına taş değse senin bağrına. Anlamazlar. Yarın anlayacaklar. Çok çok görüyoruz böyle. Şimdi sizin konuşma fırsatınız olsa anlat desek neler anlatırsınız? Böyle tanıdıklarım, ah hocam, ah hocam, ah, ah hocam, ah, benim babam nasıl bir adammış ama burada imatını bilememiz. Her bir sözü altın gibiydi. Çocukların bir zamanı var, benim babam kadar ahlaksız adam yok derler, bir dönem var. Daha ondan evvel bir dönem var, benim babam kahraman, dünyayı döverdi çocukken. Gençleştikçe babası gözünden düşer, adam büyüyor, bloçağı, zıvaradan çıktığı çağı. Olgunlaşınca benim babam da aklı hayra şerde yeter bir adammış der. Babası öldükten sonra vay babam vay kıymatını bilememiz. Dünyada böyle. Vazgeçmemek, sevdiklerimizi korumaya, esirgemeye devam etmemiz lazım. Her halükarda iktisada
dikkat etmemiz lazım. Değerli kardeşlerim, zaman bir hayli uzadı. Belki başka bir arkadaşlara anlatabiliriz bunu. Ailede geçimsizlik sebepleri tespit edilmiş. Bu işin uzmanları var. Danışmanlar var. Tecrübelerini, hocaefendiler var. Tecrübelerini yazıyor. Ayet ve hadislerden kavga çıkaracak hususlar var. Buralardan tespitler yapılmış. Bunlar kitaplara geçmiş, anlatılmışlar. Nelerle yapılırsa, dikkat edilmezse ailede genellikle kavga çıkar, nizah çıkar. Ama bizim yukarıdan böyle anlattıklarımız bunların içerisinde zaten var. Ayrıca maddeler de güzel de olabilir ama zamanımız bu kadar yeter elhamdülillah. Onu da başka bir sefere bırakalım. O da öğrenilse iyi olur. Fakat şu esaslar, ilkeler, prensiplere dikkat edilirse bir yuva cennet olur inşallah. Huzur bulunur. Dünya imtihanı yüz akıyla verilmeye çok uygun bir ortam olur inşallah aile yuvası. Allah Celle Celaluhu yuvalarımızı bu hale getirsin inşallah. Evlatlarımız bizden, biz onlardan, eşlerimizden, onlar bizden, göz aydınlığı olsun. Baktıkça neşeleri, sevinçleri artsın. Ölüp gitsek arkamızdan hayla yad etsinler. Bu güzelliği sağlayalım inşallah. Bu bir imtihandır. Allah muvaffak eylesin. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve Selamun Aleyküm. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Fatiha.